Merhaba arkadaşlar mutfağıma kanalıma hoş geldiniz. Bugün size yine muhteşem bir sahurluk tarifle geldim arkadaşlar. Çıtır çıtır dokusuyla 10 dakikada yapıp tüketebileceğimiz çay kaynayana kadar hazırlayabileceğimiz bir tarif oldu. Söz fazla uzatmadan hemen hamurumuzun yapma aşamalarına geçiyoruz arkadaşlar. 2 adet oda sıcaklığında yumurtamı alıyorum yoğurma kabının içerisine üzerine bir şişe maden suyu sade maden suyum ilave ediyorum arkadaşlar yoğurdumuzun sulu tarafından klasik su bardaklarıyla 200 ml mm su bardağıyla bir su bardağı yoğurt ilave ediyorum bir buçuk tatlı kaşığı tuz ilave ediyorum ve güzelce boza kıvamına gelene kadar sıvı malzemelerimi çırpıyorum arkadaşlar maden suyunun o asitinin geçmesi önemli o yüzden güzelce normal bir kıvam alana kadar çırpıyoruz arkadaşlar bu görmüş olduğunuz köpükler gidene kadar çırpma işlemine devam ediyorum Evet hamurumuza bir pakette kabartma tozu ilave edeceğiz arkadaşlar. Ben kabartma tozunu sonradan ilave ediyorum. Çünkü sıvı malzemelerimiz çok asitli bir malzeme olduğu için arkadaşlar hepsi bir araya geldiği zaman çok kabaracaktır. Bu şekilde çok fazla un alacaktır. Yoğurma işlemi de zorlaşıyor. Yaparken de güzel bir sonuç olmadığını düşünüyorum arkadaşlar. Bu benim nacizane fikrim. Yine fikirlerinizi yorumlar kısmında benimle paylaşabilirsiniz. Evet, 6 su bardağı un kullandım. Unumu azar azar ilave ediyorum. Bir spatuladan yardım alarak bu şekilde güzelce karıştırıyorum arkadaşlar. Evet, güzelce karıştırıyorum arkadaşlar. Çok basit bir hamur olmadı. İçindeki malzemelerden dolayı gerçekten sürekli kabaran bir hamur oldu arkadaşlar. O yüzden dinlendirme işlemi yapmayacağız. Hızlı bir şekilde yoğurma işlemine devam ediyorum. Bu esnada bir paket kabartma tozumu ilave ettim ve güzelce karıştırıyorum arkadaşlar. Kalan unumuzu üstüne ilave ediyorum ve güzel bir hamur olana kadar hızlı bir şekilde yoğurma işlemine devam ediyorum. Bu esnada spatula'mı çıkartıyorum. Karıştırmış olduğum hamurumu tezgahıma alıyorum. Tezgahta daha güzel yoğuruyorum arkadaşlar. Siz yoğurma işlemine yoğurma kabında da devam edebilirsiniz. Evet azar azar unumu ilave ediyorum. Güzel bir hamur elde edeceğim. Hamurumuzu dinlendirmeyeceğiz arkadaşlar hamurumuzu yoğuracağız hemen bezelere böleceğiz şekillendirip kızartacağız Evet gerçekten sahurda hemen yapıp tüketebileceğimiz gerçekten enfes bir lezzet oldu arkadaşlar normal günlerde de gerçekten görüntüsü de şahane e, lezzeti de bir o kadar güzel kahvaltı sofralarımızı süsleyecek bir e, piş tarifi oldu arkadaşlar bu e, tarifimizi peyniri de yapabilirsiniz içerisine Başka malzemeler de koyup kızartabilirsiniz. Yani peynir de koyup kızartabilirsiniz. Ben sade yapmayı tercih ettim. Evet görüyorsunuz arkadaşlar hamur habire kabarıyor. O yüzden dinlendirme gereği duymuyoruz arkadaşlar. Gerçekten 10 dakikada hamuru yoğurup hemen kızartma işlemine başlamamız gerekiyor. Evet bu şekilde hamurumu yoğurdum arkadaşlar. Hamurumu 3 eşit parçaya bölüyorum. Bezelerimi büyük tutuyorum. Hem tezgahım büyük hem de bezelerimi çok ince bir şekilde açmayacağım. 1 santim bir buçuk iki santim kalınlığında olacak arkadaşlar. O yüzden bezelerimizi bu şekilde büyük büyük bezeler yapıyoruz. Evet yine hafif hafif unlayarak bezeleme işlemine devam ediyorum arkadaşlar. Hamurum kabaran bir hamur olduğu için. Evet arkadaşlar ilk defa bu videoda karşılaşıyorsak bu ve bunun gibi güzel tariflerden haberdar olmak için kanalıma abone olmayı, bildirim zilini açmayı unutmayın. Her zaman söylediğim gibi dokusundan, kıvamından emin olmadım. Hiçbir tarifi sizlerle paylaşmıyorum arkadaşlar. Malzeme listemize videomun açıklama kısmından ulaşabilirsiniz. Şimdiden destekleriniz için çok teşekkür ediyorum. Evet tariflerimi sosyal medya hesaplarınızdan arkadaşlarınızla dostlarınızla paylaşarak da bana destek olabilirsiniz arkadaşlar. Videomla alakalı kanalımla alakalı görüş ve düşüncelerinizi videomun yorumlar kısmında benimle paylaşırsanız çok mutlu edersiniz arkadaşlar. Çünkü sizin o güzel yorumlarınız o güzel eleştirileriniz ve önerileriniz benim için çok değerli çok değer veriyorum arkadaşlar Evet bu şekilde hamurumuzu bekletmeden bir buçuk iki santim kalınlığında açtık böyle bir e, çerez tabağından yardım aldım arkadaşlar bu şekilde yuvarlak kesiyorum kenarlarından bıçakla önce ikiye sonra ikiye bölmüş olduğum parçayı tekrar üçer e, parça olacak şekilde Toplamda 6 parçaya bölüyorum arkadaşlar. Evet, pişilerimizi normalde yuvarlak-yuvarlak açıp o şekilde de kızartabiliriz arkadaşlar. Ben pişilerime böyle güzel bir görselik katmak istedim. Evet, 6 parçaya bölmüş olduğumuz hamurumuzu uçlarını bu şekilde birleştirerek bir çiçek formu veriyoruz ve ısıtmış olduğum orta ateşte ısınmış olan 2 su bardağı sıvı yağda kızartmaya gönderiyorum arkadaşlar Evet gerçekten çok basit bir o kadar da lezzetli bir tarif oldu ne diyoruz İnşallah dener ve daha güzellerini yaparsınız Evet arkadaşlar bu malzemelerin fazla geleceğini düşünürseniz malzeme listemizi katlarıyla azaltıp çoğaltabilirsiniz Yine hamurun fazla geleceğini düşünürseniz buzdolabında ıı, muhafaza etmek şartıyla 2 gün kullanabilirsiniz arkadaşlar hamurumuzu. Pişi çok çabuk bayatlayan bir ıı, kızartma olduğu için arkadaşlar taze taze yapıp tüketmekte fayda var. Evet bu şekilde 2 su bardağı sıvı yağ tavama aldım arkadaşlar. Şekilde görüldüğü gibi şekillendirmiş oldum. Pişlerimi güzelce kızartıyorum orta ateşte kızartıyoruz Arkadaşlar bu şekilde çok harlı ateşte kızartmıyoruz içinin hamur kalmaması için içine güzel bir şekilde çekmesi için orta ateşte bu şekilde kızartıyoruz arkadaşlar Evet arkadaşlar siz bir videomu izlerken benim de sizden küçük bir ricam olacak videomun yorumlar kısmına videomla alakalı kanalıma alakalı görüş ve düşüncelerinizi belirten güzel yorumlarınızı bekliyorum arkadaşlar. Şimdiden güzel yorumlarınız için çok teşekkür ediyorum. Evet arkadaşlar, tüm pişlerim pişti bu şekilde servis tabağıma aldım. Hamurun fazla geldiği için arkadaşlar 6 adet pişi yaptım ben. Diğer kalan hamurumu Buzdolabında muhafaza ediyorum ve ertesi günde kızartıp yine taze taze pişilerimizi yemeye devam edeceğiz inşallah. Evet arkadaşlar bir videomun daha sonuna geldim. Yepyeni tariflerde görüşmek üzere. Hoşçakalın.